Herkese merhabalar. Ben Prokon Teknoloji Teknik Destek Mühendisi Alper Aşçı. Webinarımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle access pointleri, routerları ve switchleri yönettiğimiz bulut tabanlı GVN Cloud arayüzü eğitimini gerçekleştireceğiz. Öncelikle webinarımıza başlamadan önce webinarımız kaydediliyor şu anda ve gün içerisinde YouTube kanalımızda da paylaşılıyor olacak. Dilediğiniz zaman oradan da tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Webinar esnasındaki sorularınızı direkt olarak chat kısmından sorabilirsiniz. Webinar sonunda sorular üzerine konuşuyor oluruz. Marketingle ilgili, pazarlama ile ilgili sorularınız olursa da marketing@prokonteknoloji.com adresine mail gönderebilirsiniz. Webinara başlamadan önce GVN Cloud'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz daha önceden GVN serisi access pointlerin yönetimini sağladığımız, sınırsız sayıda access pointi kaydedip yönetebildiğimiz, sınırsız sayıda organizasyonlar oluşturabildiğimiz bulut tabanlı bir yönetim platformuydu. Grand SIM access point cihazları için. Artık biliyorsunuz Grand SIM network tarafındaki ürün ailesi genişledi ve switchlerimiz, routerlarımız da artık stoklarımızda ve bu sayede de GVN Cloud tamamen değişti. GVN Cloud üzerinde artık uçtan uca yönetim gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte router menüleri, switch menüleri eklendi. Birazdan menüler üzerinde konuşurken bunları da göstereceğim. Yenilerinin özellikleriyle beraber GVN Cloud'un arayüzünü hep beraber inceleyeceğiz. Eğer sesimde herhangi bir sorun yoksa beni duyabiliyorsanız, ekran paylaşımını görebiliyorsanız eğitimimize başlayacağım. Evet, tarayıcınıza direkt olarak GVN Cloud yazdığınızda karşınıza GVN serisi access pointleri, routerları ve switchlerimizi yönettiğimiz bir platform gelmekte ve burada bir giriş ekranı bizi karşılamakta. Sağ üst tarafta ise bir zone belirleme merkezi bulunuyor. Türkiye olarak EUZONE'u kullanmakta fayda var ama USZONE'da EUZONE'da tamamen ücretsiz bir şekilde kaydolup kullanabilirsiniz. İki farklı zone'dan yönetiliyor GVN Cloud tarafı. Ben bugün test için zaten bir tane hesabım bulunuyor ama eğer herhangi bir hesabınız yoksa hesap kayıt etme nasıl yapılıyor, nasıl hesap açılıyor? Öncelikle zaten bize demiş Don Cheven Account Sign Up seçeneği bulunuyor. Sign Up seçeneğine tıkladığınızda bizden istediği bazı bilgiler bulunuyor ve GVN Cloud'a kaydolmak ve GVN Cloud üzerinden GVN serisi cihazları kontrol etmek tamamen ücretsizdir. Bundan da bahsedeyim. Burada bizde öncelikle zone seçimi istiyor. Mesela EUZONE olarak ayarlayalım. Geçerli bir mail adresi girmeniz gerekiyor. Daha sonra login olurken kullanacağınız login name'i giriyorsunuz. Ardından parola bölümünde parolanızı belirliyorsunuz. Daha sonra Türkiye ve saat tarih seçimi. Bunlar zaten bizim için otomatik olarak getiriyor Türkiye'den girdiğimiz için ve bir doğrulama kodu var. Daha sonrasında sign up dediğinizde geçerli bir mail adresi girdiyseniz size bir doğrulama maili göndermekte ve bu doğrulama mailine tıklayarak artık hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi benim zaten kullandığım bir hesabım var. Şimdi ona giriş yapalım ve giriş yaptıktan sonra bizi ne karşılıyor buna bakalım. Evet, hesabıma giriş yaptıktan sonra beni bir dashboard ekranı karşılamakta. Tıpkı biliyorsunuz Grand SIM Device Management'da olduğu gibi, GDMS Cloud'da olduğu gibi. Beni bir dashboard ekranı karşılamakta. Sol üstte GVN Cloud logosunu görmektesiniz. Şu anda tarayıcı üzerinden GVN Cloud'a girdik. Bir de lokal yönetim platformu olan GVN serisi cihazların lokal yönetim platformu olan GVN Manager'ımız bulunuyor. Bunu da Linux işletim sistemine sahip lokaldeki bir makinenize kurduktan sonra aynı ağdaki yine GVN serisi access pointleri, switchleri ve router cihazlarını yönetebilirsiniz. Hani cloud tabanlı bir çözüm kullanmak istemeyenler için de on-site bir çözümdür GVN Manager. Menüleri aynıdır tamamen. Biz bugün GVN Cloud üzerinde bakacağız. Hemen altında bir default yazısını görüyorsunuz. Yani ben şu anda varsayılan bir organizasyondayım. Organizasyon kısmına birazdan değineceğim ama bizi karşılayan bu dashboard ekranından bahsetmek istiyorum. GVN Cloud eskiden de kullanıyorsanız hatırlarsınız. Menüleri farklıydı. Sadece access pointler eklenebiliyordu. Access pointler yönetilebiliyordu. Ama artık burada görüyorsunuz dashboard'ta hemen
Altında router, switch ve access point şeklinde bölünmüş. Hatta uçtan uca gösterilmiş internet. İnternetiniz router kullanıyorsanız, router'ın üzerine WAN IP'si varsa, internete bağlıysanız oradan itibaren router'dan sonra switch'lerden sonra da access point'ler şeklinde ve access point'e bağlı kullanıcılara kadar tamamını tek bir ekrandan göstereceğimiz şekilde değişmiş durumda. Hemen sağ tarafta ise, cihazların sağ tarafında ise alert menüsü bulunuyor. Biliyorsunuz Grand SIM uç nokta cihazlarını, Grand SIM santrallerini, access point'leri, switch'leri, router'ları, tüm ürün ailesini ile ilgili cihazlarla alakalı işte offline duruma gelmesi, online duruma gelmesi, firmware update yapılması ya da yapılamaması gibi bazı alert'lar üretiyordu bize. Ve bu alert'ları da burada notification gibi görebilirsiniz. Hemen bu menüdeyken GVN Cloud'un mobil uygulamasından da bahsedeyim. Mobil uygulaması da değişti. GVN Cloud'un mobil uygulamasında daha önce kullanıyorsanız eğer mutlaka güncellemeyi de almışsınızdır. GVN Cloud'un mobil uygulamasını da kullanabilirsiniz. Orada da bu menüler sizi karşılayacaktır ve bu menülerle birlikte işte cihaz ekleme işlemlerini örnek veriyorum çok kolay bir şekilde sadece bir barkod taraması yaparak kamera yardımıyla, telefonunuzun kamerası yardımıyla barkod taraması yaparak bu platforma ekleyebilirsiniz. Burada alert'ın altında ise bize bazı yine bilgiler verilmekte. İşte client count dediği kaç kullanıcı şu anda access point üzerinden bağlı. Bandwidth usage kısmında ne kadar bant genişliği kullanıyorlar upload, download olarak. Client'ların manufacturer kısmında ne cihazı oldukları, client'ların işletim sistemleri gibi bazı bilgileri bize sunmakta. Burada görüyorsunuz. Eğer guest olarak kullandığınız bir SSID ya da guest olarak kullandığınız bir voucher varsa onlarla ilgili onlar üzerinden onları kullanarak katılan client'lar da guest olarak adlandırılmakta ve bu guest'lerin de bilgileri burada görüntülenmekte. Daha da aşağı indiğinizde dashboard'da çok detaylı bir şekilde bize bilgileri sunmakta. Hemen dashboard menüsünden sonra device menüsüne gelelim. Device menüsüne geldiğimizde burada görüyorsunuz ben test amaçlı iki tane cihaz ekledim. Bunlardan biri GVN 7052 yeni stoklarımızda olan router'ımız ve bir de GVN 7630 access point ekledim. Router şu anda offline durumda çünkü burada WAN bağlantısını yapmadım. WAN bağlantısını yaptıktan sonra o da online duruma gelecektir. GVN 7630 online durumda görüyorsunuz zaten. Bunu anlamak için de şöyle gösterebilirim. GVN 7052'nin solunda gri bir sembol bulunuyor. GVN 7630 ise yeşil bir sembol bulunuyor. Bu cihazın online olduğu, router'ın ise şu anda offline olduğu ya da herhangi bir sebepten internete çıkamadığına, GVN Cloud'a erişemediğine belirtiyor. Peki burada ekranda cihaz ekleme işlemi nasıl yapılıyor? Burada görüyorsunuz add menümüz bulunuyor. Add menüsüne tıkladığınızdan sonra bizi üç tane seçenek karşılamakta. Bunlardan birisi manual seçeneği yani isim verip MAC adresi ve etiketindeki parolayı kullanarak ekleyebilirsiniz. Inventory seçeneğini kullanabilirsiniz. Inventory seçeneği sistemin keşfettiği cihazları aktarmak için. Import seçeneğini kullanabilirsiniz. Burada zaten click to download the reference template uyarısı bulunuyor. Bu reference template'in üzerine tıklarsanız size bir CSV dosyası vermekte ve burada bir tane örnek olarak nasıl eklendiği gösteriliyor. Orada da Excel üzerinden toplu bir şekilde MAC adresi, parola isim de vermek istiyorsanız isim bilgisinde girerek bu dokümanı upload ettiğinizde, buraya import ettiğinizde, dediğinizde toplu bir şekilde de ekleme işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda tekrar hatırlatıyorum, GVN Cloud mobil uygulamasından da barkodlarını tarayarak, access point'lerini isterseniz kutusunu, isterseniz arkasındaki etiketi barkodunu taratarak kolayca ekleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ekledikten sonra cihazların yönetimlerini burada gerçekleştiriyoruz. Burada online olan 7630 cihazında operation kısmında burada ayarlar menüsü bulunuyor. Bu ayarlar menüsüne tıkladığınızda zaten o cihazın ilgili menüleri bizi karşılamakta. Configuration kısmında cihaz ismini değiştirebiliyorsunuz. Fixed IP kısmından statik bir IP atayabiliyorsunuz. Ve değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Bir reboot schedule yapmak istiyorsanız hani zamana bağlı yeniden başlatma yapmak istiyorsanız bu gibi ayarları bulunuyor. Bir de bant ayarları bulunuyor. 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarının ayarları bulunuyor. İşte radyo gücü, kanal kullanımı, kanal genişliği gibi, minimum RSI değeri gibi bazı bilgileri ayarlayabiliyorsunuz. Ama genel olarak
daha doğrusu varsayılan ayarlarda use radio settings olarak gelmekte. Radyo menüsü bulunuyor. Radyo menüsünde yaptığınız ayarlar toplu bir şekilde tüm cihazlarınıza yansımakta. Bir de burada locate the device ve clear usage menüleri bulunuyor. Locate the device dediğinizde buna tıkladığınız anda access point'in şu anda mavi olan ışıkları yanıp sönüyor. Beyaz olarak yanıp sönüyor ve cihazın yerini keşfedebiliyorsunuz. Clear usage'da da kullanımı sıfırlıyor. Cihaz üzerindeki işte upload, download bunların istatistiklerini sıfırlamakta. Configuration'ın yanında hemen bir debug menüsü bulunuyor. Debug menüsü de sorun giderme tarafında kullandığımız menüleri içeriyor. İşte SSH bağlantısı yapabiliyorsunuz. Event log kısmında herhangi bir log tuttuysa bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Core files kısmından çekirdek dosyalarını alabiliyorsunuz. Sorun giderme tarafında kullanılıyor yine. Ya da canlı olarak capture alabiliyorsunuz. Cihaz üzerindeki network akışını kaydedebiliyorsunuz. Ya da bir noktaya ping gönderebiliyorsunuz. Ya da bir noktaya giderken ki trace route çekerek hop noktalarını görebiliyorsunuz. Info kısmında cihazla ilgili bize bilgiler verilmekte. Cihaza verdiğimiz isim görüntülenmekte burada görüyorsunuz. Modeli yazıyor, bağlantısı yazıyor. 100 megabitlik porta bağlantısı. Normalde gigabit bir cihaz. Gigabitlik porta switch'in gigabit portuna bağlarsam 1000 megabit olarak göreceksiniz. Current rate dediği şu anda üzerindeki upload, download rate'leri. Daha fazla information dediğinizde de bazı IP bilgileri vesaire görüntülenmekte. Üzerinde bağlı bir tane kullanıcı varmış. Kullanıcının aldığı IP kullanımı, hangi kanaldan bağlandığı ve üzerindeki RSSI değerini görüyorsunuz. RSSI değeri de şudur. Access point'te o bağlanan cihaz arasındaki çekim kuvvetidir ve ortalama bunun değeri -50 ile -65 arasında olmalı. -50 ile -70 arasında denilebilir. Daha üst değerler sorun yaratacaktır. Usage kısmına geldiğinizde de bu access point ile ilgili az önceki dashboard'da olduğu gibi dashboard'da toplu tüm access point'ler, switch'ler, router'lar üzerindeki kullanımları gösteriyordu. Burada cihaza özel göstermekte. Cihaza özel bu cihaz üzerinde kullanımları görmektesiniz. Tekrar device menüsüne dönmek istiyorum. Düzenli menüsü bizim için bu işe yarıyordu. Tabii switch'lerin farklı ayarları bulunuyor. Router'ların farklı ayarları bulunuyor. Switch'ler çok yakında stoklarımızda olacak. Router'lar şu anda stoklarımızda. Router cihazına da dediğim gibi one balance olmadığı için şu anda operation tarafında sadece birkaç konfigürasyon karşılayacaktır. Evet, burada işte network acceleration modunu ayarlayabiliyorsunuz. Portların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Portlara VLAN tanımlaması gerçekleştirebiliyorsunuz router üzerinde. Burada da onların portları görüntülenmekte. Üzerinde 4 adet LAN portu, 1 adet WAN portu bulunuyor. 7052 modelinin bunlarla ilgili ayarlar da bu menüde mevcut device kısmında. device menüsünde genel olarak özetlemek gerekirse GVN serisi cihazlarımızı eklediğimiz, kontrol ettiğimiz, ayarlarını düzenlediğimiz menüler bulunmakta ve bazı bilgiler yer alıyor kullanım bilgileri. Hemen client menüsüne gelmek istiyorum. Client menüsü de router'ıma, switch'ime, access point'ime bağlı olan kullanıcıları göstermekte. Şu anda wireless olarak bir tane kullanıcı bağlanmış. GVN test SSID'sine bağlanmış. Aldığı IP'yi görmektesiniz. Lokalde bağlı olan cihazın MAC adresi bulunuyor. 5 dakikadır bağlıymış. Bu cihazla ilgili bazı konfigürasyonlar da yapabiliyorsunuz. Cihaza özel bloklayabiliyorsunuz. Ona bir hostname tanımlayabiliyorsunuz. Bir bandwidth kuralı getirebiliyorsunuz. İşte ben dersem ki bu cihaz şu kadar bir band genişliği kullansın upload'da ya da download'da ya da hem upload hem download'da bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ya da bu cihaza DHCP'den aldığı IP üzerinden statik bir IP ataması gerçekleştirebiliyorsunuz. MAC bazlı biliyorsunuz statik IP atamaları yapılabiliyor çoğu cihazda. ya da bu cihazla ilgili kullanımları ayarlarınızı clear diyerek sıfırlayabiliyorsunuz. Tekrar client menüsüne dönmek gerekirse burada da demiştim bağlı olan kullanıcıların durumları da bize online offline olarak görüntülenmekte. Hangi SSID'den katılmış? Burada filtreleme seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Zaman aralığı girerek o zaman aralığındaki hangi cihaz ne kadar internet kullanmış gibi verilere ulaşabiliyorsunuz. Ya da export ederek buradaki bu GVN Cloud'un oluşturduğu dokümanı dışarıya alıp dışarıda kaydedebilirsiniz. Hemen guest menüsüne bakalım. Guest menüsünde öncelikle voucher'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz oluşturduğunuz SSID'lerde bir splash page aracılığıyla yani oturum açma yöntemiyle SSID'ye katılabiliyorlardı kullanıcılar, client'lar. Voucher oluşturduğunuzda da voucher'da biletlemedir. Oluşturduğunuz bilet adeti kadar hatta add voucher grup diyelim şuradan.
Burada görüyorsunuz oluşturduğunuz bilet kadar işte o biletlere 1 GB'lık kullanma ya da bir günlük kullanma gibi ayarlar yapabiliyordunuz ve bu bilet numarasını kullanıp o ilgili SSID'ye katılan kullanıcılar bizim için guest'tir ve onlar online statüs kısmında görüntülenmektedir. Şu anda herhangi bir voucher kullanmadığım için bir cihaz görmüyorsunuz ama voucher kullanarak yani bilet numarası kullanarak oturum açarsam ben onu guest verisini online statüs kısmında o client'ları da göreceğim. Hemen Insight menüsüne geçelim. Insight menüsü Site Survey ve Network Topoloji'den oluşmakta. Network Topoloji kısmı yeni gelen bir özellik. Site Survey daha önce vardı. Site Survey dediğimizde Access Point üzerindeki kullanımları bize collect ediyor, topluyor ve biz burada detect dediğimizde belli bir süre boyunca Access Point üzerinde bir çalışma gerçekleştiriyor ve buraya bir doküman getiriyor ve bu doküman üzerinden o Access Point üzerindeki detaylı bir kullanımları görebiliyoruz. Network topoloji kısmı yeni gelen bir özellik. Buradan biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz access pointler lokasyonunuzda belli başlı konumlarda bulunuyor. Belli başlı katlarda bulunuyor. Belli başlı işte bazıları dışarıda bulunuyor, bazıları içeride bulunuyor gibi durumlar oluyor. Burada network topoloji kısmında kendi topolojinizi oluşturabiliyorsunuz cihazların yerleriyle alakalı. Bunları düzenleyerek bir topoloji oluşturabiliyorsunuz. İşte bu access point'ten sonra şu vardı, ondan sonra o vardı gibi bir topoloji oluşturmamıza izin veriyor artık GVN Cloud üzerinden Insight menüsünün network topoloji kısmında. Bu topolojiyi oluşturabiliyorsunuz. İşte burada switch olduğunu düşünürsek router'dan sonra switch'ime gidecekti. Switch'imden access point'lere gidecekti. Hatta switch olduğu zaman portundan access point'e, diğer access point'e gibi, o access point şuradaydı gibi. Burada isimlendirme de zaten katılırken yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse 3 tane access point'imiz var. İşte bir tanesi switch, bir tane de router'ımız var. Router'ı en sol başa koydum. Yani hemen sağına switch'i koydum. Daha sonra switch'in işte 3 portundan 3 tane access point'im olsun. Biri birinci katta, biri ikinci katta, biri de bahçede olsun gibi. Bunların ayarlamaların yerlerini topoloji, network topoloji menüsünden artık gerçekleştirebiliyoruz. Alert menüsüne dönelim. Az önce dashboard'da bahsetmiştim alert menüsünden. Alert menüsünde cihazlar üzerinde GVN serisi burada kontrol ettiğiniz cihazlar üzerinde bir işte hangi durumlarda hemen onlara da bakalım aslında. Alert settings kısmına gidelim. Alert settings kısmında burada nelerin bana notifiye edileceği, nelerin bana alert olarak geleceğinin bazı ayarları bulunuyor. System alert kısmında İşte örnek vermek gerekirse access point online, offline duruma düşmüş. İşte ne kadar? 30 dakikadır offline duruma düşmüş. Ben bunun bildirimini almak istiyorum. Eğer bir access point'im benim 30 dakika offline duruma düşüyorsa bunun bildirimini almak istiyorum. Örnek veriyorum router için aynı şekilde router offline duruma düştüğünde bunun bildirimini almak ya da switch'im offline duruma düştü. Bunların bildirimlerini almak istiyorum gibi ayarları gerçekleştirebiliyoruz. Router özel, access point özel de bazı almak istediğiniz ayarlar varsa bunları da buradan seçebiliyorsunuz. Performans alert kısmında bazı bilgiler bulunuyor. Performans alert işte network throughput 50 megabit kullanımı anlık olarak kullanımı geçti bana bildirim ver gibi bu menüleri incelerseniz burada da neler hakkında alert alabileceğinizi göstermekte. Bu alertları isterseniz cloud üzerinden alabilirsiniz, isterseniz mail üzerinden de alabilirsiniz. Alert notification kısmına buraya bir geçerli bir mail adresi girdiğiniz zaman ve birden fazla da mail girebilirsiniz gördüğünüz gibi. Mail adresi girdiğinizde de o mail adreslerine bu oluşturduğunuz alertlar iletilecektir. Direkt GVN Cloud tarafından. Nelerin mailini almak istiyorsunuz, neleri webde, neleri mail olarak almak istediğinizde buradan seçebiliyorsunuz. Seçtikten sonra ayarlarınızı kaydederseniz bu bildirimler size ulaşacaktır. Ve aynı zamanda bu sayfada da görüntüleyeceksinizdir. Hemen Settings menüsüne gidelim. Artık Settings menüsü, Configuration menüsü bulunuyordu. Bu menü Settings olarak değişti ve burada Wi-Fi kısmında SSID oluşturma ayarları geldi. Wireless LAN kısmında add dediğinizde bir SSID oluşturuyorsunuz. SSID'nin ismini giriyorsunuz. SSID ile ilgili Access Security kısmını ayarlıyorsunuz. Hangi bantlarda çalışacağını, kaç kullanıcı katılacağını ya da sınırsız kullanıcı olacağını gibi ayarları ya da captive portal kullanıyorsanız bunların ayarlarını SSID menüsünde ve bu SSID'nin hangi access pointlerde görüntüleneceğinin ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Device assignment kısmında hangi access pointlerde görüntülenmesini istiyorsanız router'da aynı şekilde görüntülenmesini istiyorsanız bunların ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz Wi-Fi menüsünde.
Biliyorsunuz GVN serisi network cihazları, işte akses point'ler, router'lar mesh özelliğini desteklemekte. Eğer bir mesh network'e sahipseniz, yani kablosuz olarak noktadan noktaya internette taşıyacaksanız, mesh özelliğinde direkt GVN Cloud üzerinden ya da akses point'ler üzerinden yapılandırabiliyorsunuz. LAN menüsüne geldiğimizde burada router'la ilgili bazı ayarlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Router'ın LAN'larıyla alakalı ayarlar yapabiliyorsunuz. Burada ekleme yaptığınızda VLAN tanımlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. IPv4 ayarları yapabiliyorsunuz. IPv6 kullanılmıyor ama IPv6 ayarları da gerçekleştirebiliyorsunuz. DSP servislerini ayarlayabiliyorsunuz. İşte bu aralıkta DSP dağıt gibi ayarlar gerçekleştirilebiliyor LAN menüsünde. İnternet menüsüne gelip, internet menüsü de WAN kısmının aslında menüsü. İnternet Source kısmında da burada internet kaynağı ile alakalı bazı ayarlar bulunuyor. WAN tarafındaki ayarları biliyorsunuz zaten modemler otomatik olarak yapıyor ama modemlerde bir kullanıcı adı şifre doğrulaması üzerine interneti WAN tarafındaki yapılandırmasını yapıyor. Zaten otomatik olarak ayarlanmış durumda ama burada özelleştirme de gerçekleştirebiliyorsunuz WAN portunuza. VPN özelliği bulunuyor routerlar üzerinde ve switch üzerinde. VPN özelliğini şu anda gerçekleştiremiyoruz. Router'ım online durumda değil ama router'ım veya switch'im online durumda olduğunda VPN'de konfigüre edebiliyorsunuz ve bu VPN konfigürasyonlarının tamamını GVN Cloud üzerinden yönetebiliyorsunuz. Traffic Management menüsüne bakalım. Traffic Management kısmında statik route'lar ayarlayabiliyorsunuz. Bazı IP'den gelen isteği nereden gateway edeceğinizi, nereden çıkışını sağlayacağınızı ayarlayabiliyorsunuz statik route kısmında. Firewall and Security ayarları bulunuyor. Burada güvenlik duvarı ve güvenlik ayarlarımız mevcut. Port yönlendirme gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir router kullandığınızda port yönlendirme biliyorsunuz. Router'larda çok sık kullanılan bir şey. Örnek veriyorum, işte USB'yi dışarı açmak için 5610.020 routeru yönlendiriyoruz. Bu gibi ayarları GVN Cloud'da router'ınız eğer GVN serisi bir router'sa 7050, 7052 ya da 7060 gibi bir cihazsa burada port yönlendirme ayarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Kablolu firewall rule'larını oluşturabiliyorsunuz. Gelen kural, çıkan kural gibi ya da bir kuralın bir porttan gelen isteği nereye yönlendireceği gibi bunların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Hem kablolu firewall kuralı ekleyebiliyorsunuz hem de kablosuz olarak firewall kuralı ekleyebiliyorsunuz. Rogue Access Point özelliğimiz bulunuyordu biliyorsunuz access point'ler üzerinde. Rogue Access Point'ten bahsedeyim. Bu aslında sahte access point yakalama üzerine. Şöyle düşünün, bir GVN yapılanmanız var ve burada yayın yaptığınız SSID başka bir network cihazı da aynı SSID'den yayın yapıyor. Ve bu durumda Access Point bu SSID'den yayın yapan cihazı tespit ediyor ve Rogue Access Point kısmına eğer aktifleştirirseniz bunu size buluyor ve diyor bu size aynı SSID'de bir yayın yapıyor gibi bildirimlerde bulunuyor. Gelişmiş Security Settings kısmında SIP ALG seçenekleri, ALG seçenekleri bulunuyor. Bunlardan biri SIP protokolü, biri PTCP protokolü bulunuyor. Bunları UDP ve TCP SIP paketlerinin geçmesini desteklemek için bu ayarı açıyoruz. Dinlenecek portu zaten direkt olarak default SIP portu gelmekte 5060. PTCP'de TCP üzerinden RTCP paketleri geçişine izin vermekte. ALG ayarları da üzerinde mevcut. Hemen profil menüsüyle devam edelim. Profil menüsünde burada aslında az önce bahsettiğim SSID üzerinden oturum açarak bir karşılama ekranı yapılandırma gibi ayarlar burada gerçekleştiriliyor. Portal Policy menüsü kısmında bir Portal Policy eklerseniz ne gibi ayarlar var hemen açılsın bakalım. Burada bir oluşturduğunuz splash page menüsünde oluşturduğunuz splash page'i seçebiliyorsunuz. Ne kadar geçerli olacak? Katılan kullanıcı ne kadar süre kalabilecek? İşte 1 dakika, 1 saat, 1 GB gibi bunların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Portal Policy kısmında ve bu Portal Policy SSID'de seçtiğiniz zaman o SSID üzerinde bu splash page'inizi kullanabiliyorsunuz. Splash page bir açılır pencere yaptığınız ekran. Bizim için Grandsys'in bir tane örnek oluşturmuş. Burada diyor ki eğer bir kullanıcı bu SSID'ye katılacaksa örnek veriyorum Facebook üzerinden login yapabilir. Bir parola kullandırabilirsiniz. Login with password yapabilirsiniz. Ya da az önce bahsettiğim login with voucher yapabilirsiniz. Bu nasıl görünüyormuş? Telefonda bu şekilde görüntülenecekmiş. Bana bunu gösteriyor. Bilgisayar tarafında nasıl görüntülenecekmiş? Bilgisayarda da bu şekilde. Yani bu SSID'ye katılan kişiye de işte buraya kurumsal bir logonuzu koyabilirsiniz. Buraya bir yazı ekleyebilirsiniz. Oraya giriş yöntemlerini seçebilirsiniz. Örneğin login with password diyecekmiş. Ondan sonra parola girme ekranı gelecekmiş gibi. Bunları bana göstermekte ve bir
işte örnek veriyorum KVKK ya da bir kullanım sözleşmesi de ekleyebilirsiniz. Terms of Use ekleme ekranında bulunmakta. Hemen profil menüsüne geri dönelim. Page page'den sonra port profil menüsü bulunuyor. Port profil menüsünde bir VLAN yapınız varsa VLAN yapılarının yönetimini yapabiliyorsunuz. VLAN'a özel ayarlar bulunuyor. Mac grup kısmında blacklist yapabiliyorsunuz ya da whitelist yapabiliyorsunuz. İşte şu Mac'ler bu katılamasın, bu Mac'ler katılsın gibi whitelist blacklist yönetimi sağlıyor Mac bazlı. Bandwidth rules kısmında az önce de küçük bir değinmiştim. Band genişliği kullanımları ile ilgili kurallar oluşturabiliyorsunuz. SSID bazlı, Access Point bazlı ya da client bazlı bu ayarları oluşturabilirsiniz. Yani client'a dersiniz ki sen 2 megabit upload, 2 megabit download kullan gibi bandwidth rules oluşturabilirsiniz bandwidth kullanımı. Schedule menüsünde bir zamanlama ayarları yapabilirsiniz. Örnek veriyorum mesai saatlerinize bir schedule oluşturup bir SSID'nize bu schedule'ı girdiğinizde mesai saatlerine sadece mesai saatlerini yayın yapacak şekilde ayarlamış olursunuz. Burada zamanları oluşturabiliyorsunuz. Schedule'lar yazabiliyorsunuz. Radius server kullanıyorsanız radius server ayarlarını burada gerçekleştiriyorsunuz. Burada bir de bahsetmek istediğim aslında Client Time Policy'den de bahsetmek istiyorum. Client Time Policy kısmında ekleme yaptığınızda client'lara bir zaman aralığı girmiş oluyorsunuz. Şu zaman aralıklarında kullanılsın gibi ayar gerçekleştiriliyor. Bir de biliyorsunuz Access Point'ler üzerinde Hotspot 2.0 desteği bulunuyor da eğer bir hotspot'unuz varsa ilgili tanımları da Hotspot 2.0 menüsünde gerçekleştirebilirsiniz. Burada bizden bazı domain ID, SSID ID'si gibi bilgiler istemekte. Bu bilgileri girdiğinizde Hotspot yayınınızda GVNSS Access Point'ler üzerinde yapabilirsiniz ve bu yapılandırma için GVN Cloud arayüzünü kullanabilirsiniz. Sistem kısmına bakalım. Sistem kısmında bazı diğer ayarlar aslında görüntülenmekte. Country region kısmında Türkiye, işte senaryo kısmında indoor outdoor seçenekleri bulunuyor. Time zone kısmında saat tarih ayarı bulunuyor. Access point login password oluşturabilirsiniz. Access point'leri giriş yaparken kullanacağınız parolayı oluşturabilirsiniz. LED menüsü biliyorsunuz Access Point'te de router'da da switch'lerde LED'ler bulunuyor. Bu LED'lerin bir zamana bağlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin gece kapansın gibi ayarlar gerçekleştirebilirsiniz. Burada bir de bahsetmek istediğim Not Full menüsü bulunuyor. Not Full menüsünde de DSCP server ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Aslında bir DSCP havuzu ayarlayabiliyorsunuz. Evet, sistem menüsünden sonra organization kısmından bahsetmek istiyorum. Organization kısmında aslında en başta söylediğim default organizasyonu görüyordunuz burada değil mi? Default network'ünü görmekteydiniz. Burada default'un üzerine tıklarsanız networkleriniz arası geçiş yapabilirsiniz. Bu networklerinizi aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bir network oluşturduğunuzda bu az önce tanıttığım tüm menüler her network'ün ayrı ayrı yapılandırmasını sağlıyor. Yani bir network'te yapıp kontrol ettiğiniz cihazda başka bir network'te görünmüyor bu sayede ve müşterilerinizi ayırmış oluyorsunuz ya da lokasyonlarınızı ayırma işlemi için network'ler kullanabilirsiniz. Network'leri sınırsız sayıda burada ekleme yapabilirsiniz. Zaten network'e isim veriyorsunuz. Bir de burada gördüğünüz gibi iki tane network admini gelmekte. Bununla ilgili kullanıcı ayarları menüsü bulunuyor. Kullanıcı ayarları menüsünde bahsedeceğim. Bir de burada clone network ayarı bulunuyor. Eğer bir network'teki ayarlarınızın aynen şu an oluşturduğunuz network'e de gelmesini istiyorsanız clone network yapabilirsiniz. Zaten o menü gördüğünüz gibi organization network list kısmına attı. Burada network'lerimi oluşturabiliyorum. Bunları sıralayabiliyorum. Bir de upgrade menüsünden bahsedeyim burada. Upgrade menüsü kısmında da cihazların upgrade işlemlerini yaptığımız bir menü bulunuyor. Upgrade Reminder seçeneği otomatik olarak açık gelmekte. Bu da GVN Cloud'a oturmaştığınız anda sağ tarafta size bir bildirim verir. Cihazlarınız eski bir firmware'daysa ya da daha yeni bir firmware varsa der ki şu cihazlarla ilgili şu firmware'lar bulunuyor. Güncellemek istiyor musunuz? Ya da güncelleme menüsüne gönderdi. Üzerine tıklarsanız sizi bu upgrade menüsüne götürmekte. Upgrade menüsü de diyor ki zaten şurada mesela fark edebilirsiniz şu anda. 1.0.23.7 ve versiyonu bir GVN 7630 var ama bana önerdiği versiyon 1.0.23.22 versiyonu çıkmıştır. Ben buna tıklayıp upgrade seçeneğini başlatırsam şu anda da yapabilirim. Belli bir periyodik olarak da yapabilirim. Belli istediğim bir saati de yapabilirim. Örnek veriyorum birazdan webinarım bitecek. Ben bunu webinardan sonra yapsın şeklinde ayarlayabilirim. 11 ile 11.30 arasında
başlayacak şekilde ben buna şu anda bir task oluşturdum ve bu task belirttiğim saatlerde başlayacak ve bittikten sonra da update kısmında bana bunu gösterecek. Bir de API menüsünden bahsedeyim. GVN Cloud API arayüzüne sahiptir. Burada View Details kısmına tıklarsanız sizi bir dokümana götürmekte. Bu doküman üzerinde örnek veriyorum biletleme işlemini bir API aracılığıyla yapabilirsiniz. Biletlerinizi oluşturabilirsiniz ve bunu GVN Cloud'a tanıtabilirsiniz. API Developer modu aktifleştirdiğinizde dokümanda nelerin yapılabileceği, neleri ayarlayabileceğiniz, bir SID oluşturabilirsiniz, SID'yi işte zamana bağlı ayarlarını yapabilirsiniz gibi API üzerinden de bazı ayarları yapmanız mevcut. Şimdi GVN Cloud arayüzüne dönelim. Kendi kullanıcım, oturum açtığım kullanıcım burada görüntülenmekte. Bu personal settings kısmında şifre değişikliği, mail değişikliği, bilgi değişikliği gibi ayarlar bulunuyor. User Management menüsünü göstermek istiyorum. User Management menüsünde şu anda bir tane user var ve bu platform administrator. Burada ne gibi nasıl kullanabilirsiniz bu menüyü aslında? Kendi teknik ekibinize aynı GVN Cloud hesabı altında bazı kullanıcılar oluşturabilirsiniz. Hatta roles menüsünü göstereyim. Roles menüsünde ne gibi roller oluşturabiliyorsunuz? Platform Administrator rolünde bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde yine Platform Administrator rolünde ama read only seçeneği, yani sadece görebiliyor. Herhangi değişiklik yapamıyor. Zaten burada bana bunu söylüyor. Network Administrator oluşturabilirsiniz. Network Administrator'da sadece read only yaparsanız read only'de o network'ü görür. Hangi network'ü oluşturduysanız bu network admin'i o network'ü görür ama bir değişiklik yapamaz. Bu da daha çok müşterilerin IT ekiplerine verilen roldür. Platform Administrator ise işte sizle eş bir şekilde bu GVN Cloud'u yöneten teknik ekibin kullandığı adminlerdir. Yani herkesin ayrı ayrı bir GVN Cloud hesabı açmasına gerek yok. Bir GVN Cloud hesabı altında birden fazla kullanıcılarla kullanabilirsiniz aynı GVN Cloud hesabını. Bununla ilgili de rollerimiz burada mevcuttu. Add menüsüne tıklarsanız mail adresi girmeniz ve rolünü seçmeniz yeterli. Geçerli mail adresi girdiyseniz az önce anlattığım kaydolurken ki deki gibi bir doğrulama göndermekte. Bu doğrulamayı kullanıcı o doğrulama linkine tıkladıktan sonra GVN Cloud'u ona verilen rolle kullanabilir. Network Administrator az önce bahsettiğim tekrar söyleyeyim. Genellikle müşterilerin IT ekiplerine verilen yönetim rolüdür. Network Administrator olarak verdiğinizde sadece seçtiğiniz network'ü görmekte o kullanıcı. Şu taraftan menü şimdi göstereyim. Network Administrator'a tıklarsanız burada network seçmemizi istiyor bizden. İşte o kime vereceksiniz? İlgili müşterinin network'ünü seçiyorsunuz. Ve daha sonra add dediğinizde o da kendi network'ündeki cihazları kontrol edebiliyor. Bunu yapan kişi de zaten platform sahibi olan sizsiniz. Platform Administrator yapıyor. Evet, genel olarak GVN Cloud'da değişen menülerimiz ve yeni eklenen cihazlarla birlikte şöyle tekrar o görüntüyü göstereyim size. Dashboard ekranında routerlarımız, switchlerimiz, access point'lerimiz burada mevcut. Artık Transsim Network uçtan uca network tarafında uçtan uca çözümler üreten bir network firması oldu. Burada zaten görüyorsunuz routerlarımız, switchlerimiz, access point'lerimizin yönetimlerini GVN Cloud arayüzünden gerçekleştirebiliyoruz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Evet, webinarımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Webinarımız kaydedildi ve gün içerisinde YouTube kanalımızda paylaşılıyor olacak. GVN Cloud ile ilgili takıldığınız noktalarda tekrar tekrar YouTube üzerinden, Brocobi Teknoloji YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.